Azerbaycan diye diye yenilmeyen aslan gelir. Dalgalanan Türk bayrağı istiklaldan haber verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün dövüş bayrağında doğan aya hilala bak. Bu yürüşe, bu zefere, bu şanlıca celala bak. Dalgalanan Türk bayrağı istiklaldan haber verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Dalgalanan Türk bayrağı istiklaldan haber verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er 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 verir. İmam Efendi yok mu? Geldim. Müftü Bey'le bir görüşme yapmam icap etti. Maaş bu mu? İmam Efendi, öyle büyük bir infilak oldu ki şehitlerimizin hepsinin vücudu paramparça. Bazılarını bulamadık. Rahmetlinin başı eski yara izlerinden bir kolu, eli ve ayağı bulunabildi. Allah rahmet eylesin. Müftü Efendi'nin benimle konuştuğu mevzu buydu. Müftü Efendi ne işleyir İmam Efendi? Merhumun ruhuna da size de saygısızlık yapmak haddime değil. Lakin cenaze namazı kılmak için ölünün tamamı yahut başıyla beraber yarısının bulunmuş olması icap eder. Bu şekilde cenaze namazı kıldıramam. Caiz değil. Sen ne diyorsun İmam Efendi? Müftü Efendi'nin fetvası var. Olmaz. O boyda, o büyüklükte Kafkas İslam ordusunun kamandanıdır orada yatan. Bakü'yü düşman işgalinden hılas eden, adına onlarca marş okunan büyük Nuri Kılıçgil Paşa'dır o. Sen nece diyebilirsin ki cenaze namazı kılınmasın? Ben 3 günlük yoldan gelmişim. Hece arkamda onun binlerce yiğit eskeri de gelmekte. Hamisi gelirler. Onu duasız, namazsız, nece torpağa tepsirebilirek. Sağlığında kadri bilinmemiş böyle büyük komutanın bari el kadar kalmış tabutuna hürmet edek. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Benim özüm böyle bir şey kabul edebilemez. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Ala sıratın müstakim. Tenzilel azizir rahim. Litunzire kavmen ma unzire abâuhum fehum gafilun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun.
ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Türk savunma sanayi özel sektör tarihinde endüstriyel olarak ilk tabancayı üreten adam Nuri Kirligil. Yıl 1927. 100 yıl önce tabanca mı yapıyordu Türkiye? Bıraksalar daha neler yapacaktık kim bilir. Milli savunma davasının ilk şehitlerindendir rahmetli. Bize izin vermeyeceklerini bildiği için silahın patentini Polonya'da aldı. Savaştan sonra Almanya'da kaldı, kendini geliştirdi. Atatürk'ün öldüğü yıl dönmüştü Türkiye'ye. Düşmanın dikkatini çekmesin diye bir madeni eşya fabrikası kurdu. Asıl işi ise elbette silah ve mühimmat üretmekti. Neredeydi fabrika? İstanbul'da, Sütlüce'deydi. Haliç'te yani. Sonra ne oldu? Dünyayı idare etmek üzere şekillenmeye başlayan Goliat daha ileri gitmesine izin vermedi. Önce Birleşmiş Milletler İsrail'le savaşan Araplara mühimmat satmasını yasakladı. O vazgeçmeyip gizlice satmaya devam edince 1949 senesinde fabrika patladı. İsrail'in acımasız gizli servisi Mossad'ın kurulduğu yıl. Olaya kaza diyenler de oldu, sabotaj diyenler de. Ama ortadaki gerçek Haliç'e dağılan ceset parçalarıydı. Buraya iyi bak evlat. İhmal etme, gel arada bir. Binlerce şehit yatıyor Edirne kapıda. Ta Çanakkale'den, Dünya Savaşı'ndan, Balkan Harbi'nden, Rus Harbi'nden. Sadece burası mı? Bu memleketin her kasabasında şehit mezarlıkları var. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış derken mübalağa etmiyoruz. Bu ülke şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Unutma, unutturma. Milli savunma yatırımları çeşitli sebeplerle hep sekteye uğradı. Kendimiz üretmek yerine onlardan almanın yanlış olduğunu Kıbrıs'tan sonra anladık. Kıbrıs'ta istediğini almadı mı Türkiye? Kıbrıs Türklerine yapılan katliam durdu evet ama bunu bize çok ağır ödettiler evlat. Petrol satmadılar. Daha önce aldığımız uçakların, tankların parçalarını satmadılar. Elimizi kolumuzu bağladılar. Böyle müttefikim varsa düşmana ihtiyaç yok. Kıbrıs olaylarında bu gerçeği görünce savunma sanayi yatırımları yeniden başladı. Aselsan. ...1975'te hemen Aselsan kuruldu. O zamanki imkanlar çok kısıtlıydı ama herkes canla başla çalıştı. Biri de senin baban Yavuz Yıldırım. Yavuz akıllı ve yaratıcı bir gençti. Allah rahmet eylesin ikisine de. Adnan Kahveci'ye çok benzerdi. Devamlı projeler üretirdi.
kumandan dedi bir gün. İstikbal göklerdedir diyorsak göğe bakalım. Sonra önüme yıldırım projesini koydu. Kendi hava savunma sistemimizi üretmenin fikri bile hayaldi o. Varsa her şeyi ateş atıp yaktın. Korumak için yapmak zorundaydım. Neyi korumak için? Bu fabrikayı ve içindekileri. Başka türlü olmuyor demek ki Gündüz. Titanyum kablo kullanmak zorundayız. Dikkat çekmeden temin etmek zor değil mi? Nasıl çözeceksin Sezai? Yokluk zamanı bile ana yurdu demir ağlarla ören ecdadın torunlarıyız biz. Temin edeceğiz kumandan. Sen işin başında oldukça gözüm arkada değil evvelallah. Gündüz'ün yaptığı şey ülke için hayat memat meselesi. Onun istediği mümkünü hemen yapıyoruz. Mümkün olmayanı en kısa sürede. Sağ olsun Sezai Paşam. Bir dediğimizi iki etmiyor. Ben gidip şu kablo meselesini nasıl çözeceğiz ona bakayım. Sağlıcakla kalın. Uğurlar olsun. Yıllarca hep bugünü bekledim. Hoş geldin Yiğit. Yiğit? Gündüz Selçuklu, Yavuz Yıldırım'ın temellerini attığı Yıldırım projesinin baş mühendisi. Fabrikanın kuruluşu eski. Dedem tencere tava imal edermiş. Ölünce babam 90 yılında alüminyuma çevirmiş işi. Yıldırım projesi peki? O iş ne zamandır var? Babalarınızın ahbaplığı ta gençlikten. Yavuz savunma sistemlerine kafayı takmıştı. Gündüz'ün babası da vatan aşığı. Sende akıl var, bende de para. Gel biz elimizden geleni yapalım, devlete öyle gidelim dedi Yavuz'uma. Öyle yaptılar. Yavuz amca bir gün babama geldi. 2000'lerin başı galiba. 2001 Mayıs. Ortalığın çok karışık olduğunu, tehditler aldığını söyledi. Korkuyor muydun? Yok be kardeşim. Bizim babalarımız kimseden korkmadı. Doğru mu kumandan? Yanlış. Nasıl? Yanlış. İkisi de karılarından korkardı, ben biliyorum. Ama Allah rahmet eylesin, iki kızım da büyük aşıklardı. Babam kimden tehdit aldığını söylemiş miydi? Söylemedi. Sadece projesinin yarıda kalmasından endişeliydi. Çalışma detaylarını, yazılı çizili ne varsa hepsini bu yolu devam ettireceğine güvendiği babama teslim etti. Proje taslakları, çalışma notları, günlüğü,
Devam etmekten vaz mı geçmişti? Vazgeçmezler. Yola baş koymuş adamlar bunlar Altay. Biliyorum Nuri kirli gelin hikayesini. Serden geçti onlar. Vazgeçmezler. Annenle babanı kaybettiğin kara günün ertesini ben çok iyi hatırlıyorum Altay. Babam beni uyandırdı bir sabah. Buraya geldik. Projeye inandığı mühendislerin önüne koydu. Başlayın oğlum dedi. 2001'den 2016'ya kadar çalıştılar. Cengiz bütün mal varlığını bu yola döktü. Onu da tehdit ettiler ama daha da inançla sarıldı bu işe. 15 Temmuz'da fabrikayı bastılar, değil mi? 16 Temmuz sabahı. Senden 14 sene sonra benim de annemle babamı öldürdüler. Beni de öldü diye bırakıp kaçtılar. Beni de kumandan buldu. Tanıdık geliyor mu bu hikaye sana? Ama sen çok yol almışsın. Ben sadece dayak attım, dayak yedim. Bana yol gösteren olmadı. Senin omuzların babanın mirasını yüklenecek kadar güçlü değildi evlat. Çocuktun sen. Bırak şimdi kumandan. Hiçbir zaman çocuk olmadı bu adam. Ben onun çiğ yürek yediği günü biliyorum. Ben mi? Sen tabii. Bak mangal yapılıyor, sizin orman evindeyiz. Etler daha pişmemiş, sen geliyorsun çok acıktım diye. Sonra Yavuz amca rahmetli annenin haykırışlar arasında veriyor sana çiğ yüreği. Yedin mi yani çiğ çiğ? Boş yere demiyoruz sana yürek mi yedin diye. Yok yok, yemedin. Bir ısırıp mangala bıraktın. 15 Temmuz ertesi Gündüz'e dediler ki yaşarsın ama yürüyemezsin. Bu koç da dedi ki yürüyemezsem koşarım. Yani 2016'da bunlar oldu. 6 sene sonra Yıldırım projesi hayata mı geçiyor? Hayal devam ediyor diyelim. Bu işler öyle kolay değil. Dünden bugüne olmuyor Altay. Peki devlet yok mu bu işin içinde? Devlet olmadan nasıl yapacağız? Elbette var. Ama çok gizli tutmaya gayret gösteriyoruz. Birkaç üst düzey bürokratla komutan biliyor sadece. Az önce gördüğün Sezai Sirmen Paşa da silahlı kuvvetlerdeki en büyük destekçimiz. Bütün işlemler, yazışmalar, tedarikler farklı isimler üzerinden yapılıyor. Gözden uzak yola devam ediyoruz yani. Hı. Öyle bir şulesi var ki Şemican'ın, fanusuna sığmaz Asuman'ın. Belki ben göremem ama siz inşallah şahit olacaksınız bu işin sonucuna. Hangimizin ne kadar ömrü var sadece Allah bilir. Ama ben kendime iyi bakıyorum kumandan. Tek hayalim o. Türkiye semalarını Asuman'la karanlık güçlere kapatacağız. Çıktığımız yolda yapacağım bir hatanın neye mal olacağını gördüm. Babanın mirası burada yaşıyor. Burayı ve içindekileri hayatın pahasına korumak zorundasın. Gizli tutmaya çalışıyoruz ama bir noktada öğreneceklerini biliyorum. Öğrendikleri vakitte burayı bulmaları fazla sürmez. Her gün bir adım daha yaklaşıyorlar. Doğrudan yazıcıya ver bunu. Hemen gereken yazışmaları yapsın. Teklif istenecek firmaların listesi ekle. Emredersiniz komutanım. İstediğiniz evrakları getirdim.
Bunu görmeniz gerek Mira Hanım. Nedir? Lojistik komutanlığından 2 dakika önce ilgili birimlere geçilen yazı. Bir tanem kablo. Ne demek bu? Sistemde uyarı için işaretlenmiş malzemelerden biri. Titanyum uzay aracı, uçak ve füze yapımında kullanılan havacılıkta yeri doldurulamaz bir metaldir. Yüksek hız, titreşim ve yüksek ısının söz konusu olduğu araç kısımlarında, motor türbin kanatlarında ve benzeri. Aşırı yüklenen diğer araç bölümlerinde çok kullanılır. Satın almak için teklif topluyorlar. Al işte başa döndük. Hiç vazgeçmez mi bunlar? Bu emrin yazıldığı birlikte işimize yarar kim var baksınlar. Hemen iletiyorum. Efendim? Cesedi mi bulunmuş? Parmağının kesici bir aletle ölmeden önce kesilmiş oldu. Seni kim sorguladı hain? Bu haberi başkasından değil senden duymayı beklerdim. İncindin mi? Ceset nerede bulunmuş? Sen bana böyle soru sorma cesaretini nereden buluyorsun? Bak, laf oyunlarına vaktim yok. Parmağı kesilmiş. Belli ki biri konuşturup öldürmüş. Bana otopsi raporu lazım. İçerideki kripto adamlarından iste. Ben ne zaman ihtiyaç duyarsam seni o zaman ararım, Nizam. Gıyas. Gıyas! Buyur abi. Mira'ya gideceğiz. Ofiste mi öğren? Ofiste abi haberim var. Ama elimiz boş mu gideceğiz? Gıyas Bey eğer sizin için de uygunsa çikolatamızı çiçeğimizi alır öyle gideriz. Yok abi o manada demedim. Mürtedi istedi bizden. Ama polis istediğini bulmuş ya. O manada dedim. Manasız manasız konuşma. Aklın varsa akıl ver. Estağfurullah abi. Bizde akıl ne gezer? Adam geberip gitti. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi çağırmalarını bekleyemem. O zaman Mira Hanım'a bir gidip konuşsanız iyi olur abi. Ben arabayı hazırlayayım abi. How are you, buddy? Things are not going well. I can come to you anytime. What do you want from Turkey? Acele etmem lazım, Ahmet Müdürüm. Bana yardım et. Senin acele yaptığın her işin altından bir Çapanoğlu çıkıyor Tekin. Bu sefer öyle değil. Bu Hilmi Kopan'la meselesi benim için çok önemli. Hepimiz için önemliydi. Geldin. Toplantıda gözlerinde gördün. Yani devlet meselesi olmuştu hain. Adam öldü gitti. Sizin işiniz bitti. Benim bundan sonraki kapıları açabilmem için bilgiye ihtiyacım var. Ne bilmek istiyorsun? Nerede buldunuz? İstanbul'da bir mücavir alanda bulundu. Nasıl ölmüş? Kutlar parçalamış. Devletin adaletinden kaçmaya çalışanı Vahşi Doğan'ın adaleti buluyor işte. Ama kurtlardan önce başkaları parçalamaya başlamış. O ne demek? Ölmeden önce parmaklarının kesilip koparıldığı doğru değil mi? Daha bana gelmedi o rapor. Sen nereden biliyorsun? Ahmet Müdürüm, uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir mevzu
Bu adam da kilitlendi. Çok bunaldım. Yanlış yollara sapmak istemiyorum. Beni bilirsin. Yolun sonunda bir ışık görürsem dinlemem, dalarım. Belli ki kaçmaya çalışırken yanlış yola sapmış. Kurtlara yem olmuş. Öncesinde nerede saklandığını ya da nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Yalnız mıydı? Birilerinin eline mi geçti? Kesin bir bilgi yok. Ben daha olay yerini görmedim ama yapılan ilk incelemelerde kayda değer bir şey çıkmadı. Bir şeyler duyarsam gelir bir yemeğini yerim. Doktor, nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Bu mürtet denen hain, Hilmi Kopanlı. Onun otopsisinde mutlaka sen de bulun. Sonucunda çıkar çıkmaz bana bildir. Parmakları neyle kesilmiş, ne olmuş bilmek istiyorum. Gel bizim oğlan, gel. Yakmamışsın semaveri. Dün gece bekledim seni, gelmedin. Koca demlik çay bana kaldı Ahmet'im. Hilmi Kopanlı'nın peşindeydim. Adapazarı'nda. Ama elimiz boş. Senin buyurduğun gibi avara dolaştık. Netice? Sen bilirsin neticeyi. Şey mi demek istedin? Çobanlar bulmuş leşini. Kurtlar parçalamış. Herkes layığıyla karşılaşır. Adamın senden bir kurşun atımı uzaklıkta bulunduğunu öğrenince bir hasbihal etmeye geldim. Senin haberin olmadan buralarda kuş uçmaz. Kuş ayrı, kurt ayrı, bizim oğlan. Kurt parçalamış diyorsun. Bu toprağın kurdu laf dinler mi? Ben de senin lafını dinleyip zamanına gelseydim belki başka türlü olurdu. Justitia dilatio est quaedem negatio. Geciken adalet, adaletin inkarıdır. Ecdadımız Orhan Gazi daha ağır söylemiş. Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür. Mürted'i sen mi öldürdün? Emniyetin işi mi? Yok. Vahşi hayvanlar parçaladı. Sana getir dedik. Dirisini, değilse ölüsünü. Bulup getiriyordum, kaçmaya kalktı. Benden kaçanı ya ben bulur parçalarım ya da işte böyle polis parçalarını bulur. Anlat. Bunun gibileri saklanmayı çok iyi bilir. Tahta kurusu gibi. Bir an ortaya çıkar. Görürsün. Sonra bir kaybolur. Tekrar bulmak için bütün evi sökmen gerekir. Her deliğe baktım. Elimden almaya çalışan adamları tespit ettim. İzlerini sürdüm. Buldum. Ölüm korkusuyla kaçmayı başardı. Adamları sorguladım. Hiçbir şey söylememiş. Sadece yurt dışına kaçmasına yardım ederlerse Yıldırım projesini satınca alacağı paradan pay teklif etmiş. O çapulcular da buna inanmış mı? Hayır. Herkesin peşinde olduğunu anlayınca elinde başka ne var diye biraz canını yakmışlar. Konuşturmak için parmaklarını kesmişler. O da konuşursa yaşamak için şansı kalmayacağını bildiği için hiçbir şey anlatmamış. Konuşmadığını nereden biliyorsun? Adamları konuşturmak için ben de onların parmağını kestim.
ne proje dosyasını vermiş ne de 5 numaradan bahsetmiş. İstanbul'da böyle vahşi kurtlar var mı gerçekten? Cumartesi maç gecesi. Kalabalık olur. Kimleri çıkaracaksın? 4 maç tamam. 2 eşleşme daha yaptık mı gece hazırız. Yeni gelen Suriyeli de var değil mi? Yok. Onun daha çalışması lazım. Niye? O kadar para verdim getirmek için. Burası okul değil. Çıksın dövsün. Adam boylu postu görünce bir şey sanmışsın ama içi kof. İki yumruk yese gübre olur gider. Olsun. Sana ne? Adil olmak zorundayım. Ya. Adalet zayıfların yarattığı bir şeydir. Çünkü güçlüyü başka türlü yenemeyeceklerini bilirler. Biz burada zayıftan değil, güçlüden yanayız. Doğan. Ne oldu? Bunu görmen lazım. Ne? Adamın birini kurtlar parçalamış. Hem de İstanbul'da. Ne gülüyorsun ya? Korkunç bir şey bu. Ben daha İstanbul'da kurt olduğunu bile bilmiyorum. Adamı paramparça etmişler. Mürted. Sen bu adamı tanıyor musun? Kim olduğunu biliyor musun? Benim tek bildiğim Nizam'dan büyük makas alacaklar. Sefer. Efendim abi. Hazırlanın. Taziye'ye gidiyoruz. İstanbul kırsalında gözlerden uzak yaşayan kurtlar hala var. Şehrin insanı onun dağında kan dökerse cezası acımasızdır. O adam hakkında Doğan'la konuşma. Çok tehlikeli. Şey hazırlıklı olmamız lazım. Biz her zaman her şeye hazırlıklıyız abi. Mire ile görüşme ters gitti galiba. Gülerek uğurladı Prenses Semiramis. Ama üstündeki adamın sağ solu belli olmaz. Ne emredersiniz? Banka hesaplarından toparlayabildiğin kadar nakit toparla. Ne var? Kapat. Doğan geldi abi. Kokuyu aldı leş kargası. Kime silah doğrulttuğuna dikkat et. Ben senin gibi ışıklı evlerde arkamda duayla büyümedim Nizam. Sokaklarda büyüdüm. Önce karşımdaki adamın kalibresine bakmayı öğrettiler bana. Hayatıma mal olacak yanlış yapmam. Bir de şunu öğrettiler. Makineyi çıkardın mı motoru çalıştıracaksın. Ama hepsini harcamadım benzinini. Bunu sana ayırdım. Uzatma, niye geldin? Haber vermeye geldim.
mürtedin sonunu söyleyeceksen geç kaldın. Ben değil, sen geç kaldın. O adamın cesedini buldular. Ama bu işin sonunda senin cesedini asla bulamazlar. Kaçacaksın. Mecbur. İkimiz de biliyoruz. Hazırlıklara başlamışsındır. O zamana kadar ağamsın, paşamsın. Sana el kaldırmam. Yoksa ben altına giderim. Ama o gün tam sınıra yaklaştığında benim yüzümü göreceksin. Sakın şaşırma. İyi geceler Doğan Bey. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Sana mı kızacağım? Bu hayatta senin kadar güzel yürüyen bir tek şey gördüm. Kim? Bak kızmayacağım dedin ama. Tamam, söyle kim? Akdeniz adında bir kısrak. Sen beni bir ata mı benzettin Doğan? At değil, kısrak. Aa, tamam, kısrakmış. Oh, rahatladım. Hayatımda gördüğüm en güzel yürüyen şey de Akdeniz. Hala aklımdan gitmez. Eski patronumun atıydı. Bir yarışta kaybetti diye vurdu onu. Hem de gözlerimin önünde. E'si sonra seni gördüm yürürken. Yani bana bir ata benzediğim için mi aşık oldun Doğan? Pardon, bir kısrağa. Ne alakası var? Sen daha bile güzel yürüyorsun diyorum. Ben şimdi bunu duyduğum için mutlu mu olmalıyım? Ne diyorsun Esra ya? Anlamıyorum diyorum. Anladığım dilden konuş. Kim bilir hangi kadının adını söyleyemedin de. Atmış da, kısrakmış da, Akdenizmiş de. Başlatma şimdi eski kırıklarını. Ya ne kırığı kızım? Ben sana ciğerimi vermişim. Lafa gelince o öyle Doğan Bey. Ama icraata gelince ağzından tek bir laf bile alınmaz. Ben ne sakladım bugüne kadar senden? Mesela ne iş yapıyorsun? İş işte. Elan'ın okulunda diğer çocukların annesi, kocanız ne iş yapıyor dediği zaman ne kadar şapşal durumuna düştüğümü hiç düşünmüyorsun değil mi? Kocanız ne iş yapıyor Esra Hanım? İş, iş işte. İş yapıyor benim kocam. Seni bu kadar zor duruma düşürecek ne yapmış olabilirim ki? Farkında değilsin değil mi? Ne? Daha bugün hangarda Nizam'dan büyük makas alacaklar diye bağırdın, çıktın gittin. Beni orada bir süs bitkisi gibi bıraktın. Pardon. Ahıra bağlanmış bir kısrak gibi bıraktın. Kızım abartıyorsun. Abartırım. Biz seninle ölümüne bağlanmışız. Abartırım. Nereye gittin? Biliyorsun o Nizam denen adamdan endişe duyduğumu. Senin endişelerini ortadan kaldırmak için gittim. Lafımı söyledim, geldim. Ne söyledin? Mutluluğumuza yaklaşırsan seni öldürürüm dedim. Çok önceden tanırım Hilmi Kopanlı'yı. Gençliğimden. Fettah'ın kucağında olduğun zamanlarından.
Hilmi abimizdi. Her şeyimize karışırdı. Biz de onun her sözünü ayet bilirdik. Sonra bende ne ışık gördülerse aralarından aldılar. Kendi kucaklarına. Yalan mı? Bu yüzden kaçıp gitmek istemiyor musun buralarda? Bu adamların en iyi bildikleri şey gizlenmek. Nasıl devletin içinde yıllarca saklandıysa 16 Temmuz sabahında da öyle saklandı. Yıllar sonra Türkiye'den kaçmaya çalışırken Doğan'ın ayağına takılmış. Yerini Doğan buldu. Görevi bana verdiler. Gittim aldım. Ama tezgaha geldim. Doğan sakınmazdı, senden aldı. Sen adamın Doğan'ın elinde olduğunu nereden biliyordun da Angara baskın yaptın? Onu geç. Onu sana söylemeyeceğim. Adamı Doğan'ın aldığından eminim. Bu ne devletin işi ne de başkasının. Demek ki başkaları da onun elinden kaçırdı. Devlet olsa sen varsın. Gayrimeşru olsa ben bilirim. Kim ve niye bu adamı Doğan'ın elinden aldı, bulamadık. Şimdi de ormanda parçalanmış leşini buldunuz. Kim aldı? Ne anlattı? Öğrenmem lazım. Yoksa beni yiyecekler. Köpek balıklarıyla yüzüyorsun Nizam. Yaralandın. Kan kokusunu saklayamazsın. Öyle ya da böyle seni yiyecekler. Türkiye'den gidiyorum. Nakit toparlıyorum. Sen benim yolumu aç. Ben de sana bu adamlara yürüyebileceğin kestirme yolu göstereyim. Ne istiyorsun? Doğan her şeyin farkında. Beni köşeye kıstırmaya çalışıyor. Olaylar bu noktaya gelmeseydi çoktan onun kafasını koparıp köpekler atmıştım. Ama şimdi yapamam. Işıklar benim üstümde. Şu alıcı kuşu benden uzak tut. Karıştırdınız galiba. Özür dilerim. Birine benzettim. Sizi şöyle alayım. Bir tuvalete gideceğim. Sonra veririm sipariş. Yolu göstereyim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Doğan yanımda olsa kimden özür dileyecektin? Talimatına uygun hareket ettik. Doğan'ı rahatsız etmeyecek birkaç noktaya yerleştirdik sadece. Bu ne? Doğan'ı izlemeye mi başladın?
Daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Ben artık işine yaramıyorum galiba. Senin durumun ayrı. Doğan'ı sıkıştıracak bir hedef arıyorum. Bu operasyonun amacı Doğan'ı sadece izlemek değil miydi? Durumlar değişti Sare. Tepesine çökeceğim. Nasıl ya? Benim bilmediğim bir şey mi oldu ne? Senin bilmen gereken her şeyi söylüyorum. Gerisini karıştırma. Görevini yap. Tamam peki. Yeni görevim ne? Senin için bir şey değişmedi. Daha önce ne yapıyorsan aynı şekilde devam edeceksin. Etrafımda yeni bir oyun kurulacak ve benim hiçbir şeyden haberim olmayacak, öyle mi? Sare, sen ne zamandır benim emirlerimi sorguluyorsun? Sende bir gariplik var. Bende değil. Yapmaya çalıştığın yemeğin tadı garip. Bizi böyle alıştırmadın sen. Ben sizi her şeye hazır yetiştirdim. Evet ama hiçbir şey saklamadım bugüne kadar. Sare, devam edebilmemiz için Doğan'ın devre dışı kalması gerekiyor. Doğan gibi bir adamı devre dışı bırakmak için öyle kameralar koyup izleyip tuzak mı kuracaksın? Hiç inandırıcı değil ha. Hele de bunu söyleyen Vikings'e. Öyle bir şey gerekiyorsa söylersin, onu öldürürüm. Hiç şüphem yok. Ama şu anda bunun zamanı değil. Senin bir talimatınla ölüme gittim ben gözümü bile kırpmadan. Hiç tereddüt etmedim. Çünkü kafamda soru işareti yoktu. Ama bu ani manevra midemi bulandırdı. Bana güveniyor musun kızım? Güveniyorum. Herkesten çok. Güzel. O zaman bu kafandaki kuşkuların esiri olma. Sana söz veriyorum. Zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağım. Ne yapmamı istiyorsun? Doğan'ı sıkıştırmak için bir hedef arıyoruz. Ayrıca Altay'la da konuş, bir karara varsın. Ya bizimle hedefe doğru aynı yoldan gelir... ...ya da onu Doğan'la birlikte gömerim. Abi Doğan Bey dedi ki burayı Altay abinin istediği gibi düzenle dedi. Hani misal istediğin zaman dinlenirsin hesabı. O yüzden diyorum ki buraya böyle rahat bir koltuk alalım. Koltuk olur. Aslında bak Altay abi bir tane de şöyle şuraya minik bir buzdolabı. Oraya böyle yiyeceklerin içeceklerin dizersin. Sonra bak şöyle duvarda bir tezgah, köşeyde bir tane ocak. Ocağı ne yapacağım Reşat? Abi misal gece acıktın kimse yok yalnızsın. İki tane yumurta kırarsın ya. Kafanı kırarım Reşat. Abi niye yükseldin ya? Mesela bak şu an bir şurada kuymağımız olsa... ...böyle ona bandıra bandıra yesek sevmez misin? Sevmem. O zaman menemen yaparız. Uğraşmam diyorsan da Altay'a bak ben de bir bakırsam... Bir şey istemiyorum Reşat. Hoş geldin yenge. Konuşmanızı bölmedim değil mi? Reşat'ın çenesi biter mi hiç? Yok yenge o bakımdan değil de Doğan Bey dedi buraya Altay'a oda yapın dedi. Ben de böyle şuraya bir tezgah düşündüm. Köşeye de bir ocak nasıl olur? Tamam sen işine bak Reşat. Anlaşıldı. Evi düzüyor sanki bana. Ya ben söyledim Doğan'a. Burada rahat edebileceğin, kalacağın bir yer olsun. Gerek yok. İyiyim ben. Konuşmamız lazım. Doğan'ın haberi var mı geldiğinden? Onu ben hallederim. Ne konuşacağız? Viking'in yanından geliyorum. Yeni talimatları mı var? Doğan'ın burası dışındaki işleriyle ilgili de bilgi almak istiyor. Sen verseydin ya, 7/24 yanındasın. Doğan beni işlerine yaklaştırmaz. Esra da hiçbir zaman ayrıntılı bir şey öğrenememişti. Sen daha beceriklisin Esra'dan. Halledersin. Altay. Gözünü Doğan'dan ayırma. Duyduğun her şey çok önemli. Sizin işlerden anlamam ben.
Ajanlık falan bana göre değil. Ya ajanlık falan değil zaten. Gözün kulağın açık olsun diyorum. Viking Doğan'ın... Ne? Ne yapacakmış Doğan'ı? İşini bitirecek. Bindiğimiz atı mı vuracaksınız? Onun bir bildiği vardır. Daha yukarıdaki isimlere ulaşmak için Doğan'a ihtiyacımız var diyen sendin. Doğan'ı öldürmek istiyorum diyen de sendin. Doğan giderse bütün bunları boşuna yaşamış olacaksın. Esra da bir çuğrun ölmüş olacak. Hedef 5 numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse onu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Doğan devre dışı kalırsa biz ne yapacağız? Nizam beni yanına mı alır sanıyorsun? Ya da beni devre dışı bırakıp sen devam edeceksin bu yolda. Ne saçmalıyorsun? Neden? Belki de Doğan'dan sonra Nizam'ın koynuna girersin ha? Yengemin eli ağırdır abi. Ben de daha önce bir kere yemiştim de... oradan biliyorum. Hedef 5 numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse bunu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. O depoda her şey sana zimmetli koçum. Bir kutu bile eksilmeden Kıbrıs'a gidecek. Bilmiyorsun sanki. Ne işin vardı hangarda? Altay'ı görmeye gittim. Sebep? Ders almak istiyorum. Ne dersi? Yakın dövüş. Ve bunu bana değil, Altay'a söylüyorsun öyle mi? Hayır diyeceğini biliyorum. Ben ısrar edince de gel ben sana göstereyim diyeceksin. Yapamaz mıyım? Yapamazsın. Ben gerçek bir dövüş istiyorum. Şimdi beni alacaksın karşına. Kıyamayacaksın. Sonra mıç 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 oyun oynar gibi iş yapacağız. Kızım dayak mı istiyor senin canın? Evet. Sana benden başkası vuramaz. Ne diyorsun sen be? Sana şimdi bir kafa atarım. Ya pardon öyle demek istemedim. Ama dedin. Ya tamam. Ben sana hiç el kaldırır mıyım? İstersen bir dene Doğan Sakınmaz. Bak ben sana ne yapıyorum. Ne dedi Altay? Salak. Önce bir Doğan Bey'e sorun dedi. Aferin bak. Ben demiştim o çocuktan olur diye. Tamam şimdi boş ver onu. Asıl benden olur mu onu söylesen. Öyle hangarda milletin içinde gösteri yapar gibi olmaz o iş. Gelsin burada göstersin. Yer ayarlarız. Tamam anlaştık. Şimdi bir tane de öp. Bir de özür dile az önceki lafın için. Gel aşkım benim gel deli kızım. Özür dilerim. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Biz Nuri Killigil'in çocuklarıyız. Trablus'ta, Azerbaycan'da, Doğu Cephesi'nde, sonra İstanbul'da, Haliç'te başını koyduğu yolda mücadele etmiş Nuri Paşa. Okudukça atalarımızın hatıralarını göğsümüz kabarır. Yıldırım projesini hayata geçirmek, asmağını germek en büyük hayalim.
Ama bir o kadar hayalini kurduğum şey de oğlumun büyüyünce babasıyla gurur duyması. Oğlum daha çok ufak. Elbette onu babasız bırakmaktan endişe duyarım. Ama çocuklar babasız büyür de vatansız büyüyemez. Çocuklar ne vatansız büyüsün, ne de babasız. Güzel, tamamdır. Titanyum kabloların tedariğiyle ilgili bir gelişme var mı Kübra? En son Sezai Paşa ile siz görüştünüz. İhale için teklif aldım demişti. Sana mail atacaktı. Yok, gelmedi. Vardır Sezai Paşa'nın bir bildiği. Aynen, acelesi de yok. Peki, sen ne biliyorsun Kübra? Anlayamadım. Ne zamandır buradasın? Biliyorsunuz. Babamı 15 Temmuz gecesi şehit ettiler. Cenazede Davut kumandan gelip elimden tuttu. Buraya getirdi. Evet, biliyorum. Benden eskisin. O sıralar ben sırt üstü yatıyordum. Yaşam savaşı veriyordunuz. Ya aman ne savaş. Serumlarla, iğnelerle, ilaçlarla boğuşuyordum. Siz bütün arkadaşlarımızın idolüsünüz. Ne diyorlarmış hakkımda? Onlara sorarsınız. Ben öyle laf taşımayı sevmem ama... bence sizin yaşadıklarınızı yaşayıp böyle kutsal bir şeyin peşinde dimdik durmak kahramanlıktır. Ne kahramanları var bu ülkenin Kübra? Bize düşmez o payı. Gündüz Bey, misafiriniz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim gelmene Altay. İhtiyarın emri. Artık böyle. Ha, kumandan istedi diye geldin yani. Yok, öyle demek istemedim. Öyle değil tabii. Ya nasıl? Yıllardır kimse bana yiğit dememişti. Ben babamdan izin almıştım. Beşiktaş'ta futbolcu olacaktım. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlıyım tabii. Baba ben çok acıktım. Vallahi mi? Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakayım sana bir börek vereyim şöyle. Yavuz'um yeni attım mangala onları. Daha pişmemiştir o. Yok ya, oldu gibi o. Sevmedim. Ben et yerim sonra. Allah Allah. Sana vereyim mi Gündüz? Yok, ben daha acıkmadım. Vay 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 vay. Cengiz Kaptan'ın keyfi yerinde. Tabii dün iki tane attılar ya Fener'e. Benim de keyfim yerinde Yavuz amca. Dün Ankara gücüne 4 attık. Oğlum kim ne derse desin bu sene şampiyon Fener. Sordun mu Yavuz amcana? Yok baba, sen sor. Hayırdır? Adam senin hayranın, dilinden düşmüyorsun. Aslanım benim. Ne soruyor peki? Utandı demek. Annesiyle konuşmuş da çok meraklı senin bu mühendislik işlerine. Yavuz amca bana uçak yapmayı öğretir mi diyormuş. Uçak hem de ha. Hani topçu olacağım diyor bu. E büyüyor artık. Büyüsünler, büyüsünler. Güzel bir ülkede büyüsünler. Bunlar bizim geleceğimiz. Kudret Paşa da gelmek üzere. Nasıl gidiyor mangal? Vallahi kaptan, tam senin dediğin noktadayız. Hotel bravo, Charlie bravo. Aynen öyle. Herkes başının çaresine baksın yani. Ya. Ah geldi sen. Hı? Kaptan gel sen böyle. Geldim. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol, sağ ol, var ol. Ne iyi ettin ya. Siz de hoş geldiniz. Tanıştırayım. Yüzbaşı Sezai. Ben de öyle. Cengiz. Kolay gelsin.
Hazır mıydılar? Hazırız komutanım. İyi, hadi bakalım. Paşam, sizi şöyle alalım. Siz de böyle buyurun. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aslan parçaları. Önce ne olmak istiyorsun bakayım? Sporcu, sanatçı, politikacı ya da bilim adamı olacağım ben. Aferin sana. Ya sen? Uçak mühendisi. Yok herhalde. Baba, biz çıkıp dışarıda top oynayabilir miyiz? Tabii, oynayın oğlum. Hadi. Başınızı şişirmesinler şimdi. Siz de rahat rahat sohbet edin. Biz de çıkalım. Var mı bir eksiğiniz? Ha, her şey çok şahaneydi. Teşekkür ederim Sevda. Afiyetler olsun. Paşam, biz komutanımla tanıştık ama pek sohbet edemedik. Size daha önceden bahsettiğim gibi Sezai Sirmen. Yıllarca kendisini takipteydim. Size tanıştırmak için de yüzbaşı olmasını bekledim. Hayırlı olsun, rütbeyi almışsınız. Aldım, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Kendisi silahlı kuvvetlerin medarı iftarı gençlerimizdendir. Estağfurullah komutanım. Kuvvet paşam öyle diyorsa öyledir ama. 20 sene sonra bizim oturduğumuz makama oturacak kendisi. Bizim başladığımız işlerin de geleceği olacak. Gelecekten umutluyuz öyleyse. Elbette. Mustafa Kemal'in askerleriyiz biz Cengiz. Umutsuzluğu ve karamsarlığı asla yanımıza yaklaştırmayız. Yalnız komutanım, devlette de silahlı kuvvetlerin içinde de bir kazan kaynıyor. Tehlikeyi görmüyor musunuz bu durumu? Uyanık olacağız Yavuz. Bu devletin başında iki tane musumet vardı. Bunlardan bir tanesini 2 yıl önce yakalayıp içeriye attık. Diğeri de aynı sene ne hikmetse Amerika'ya gitti. Fettah'ta Hak Amerika'dan bir daha dönmeyecek diyorlar. Doğru mu sizce? Şartlar olgunlaşmadan dönmez. Her yerde adamları var. Devlet içinde devlet kurmuş resmen. Daha ne kadar olgunlaşacak şartlar paşam? Hayali Hümeyni'nin yaptıklarını yapmak. Hatırlayın. Irak'ta sürgündeydi. Irak, İran'ın baskısıyla ona sınır dışı etti. Fettah'ın şimdi Amerika'ya gitmesi gibi o da Paris'e gitmişti. Küçük bir köyden tüm yandaşlarına, bütün dünyaya seslendi. Kendisine taraftar ve güç topladı. Bu da Amerika'daki malikanesinden aynı şeyi yapıyor. Batılı sözde müttefiklerimizin de işine yarıyor bu durum. Ne zaman Hümeyni'nin İran'a dönüşü gibi onu milyonlarca kişinin karşılayacağı bir ortam oluşursa işte o zaman döner. Komutanım, bunların çıkardığı bir dergi vardı. Sıkıntı dergisi. Sıkıntı gibi, evet. Aha. O dergi. O da 79 yılında çıkmadı mı? Aynen. Yıl da aynı, ay da aynı. Yani Şubat 1979'da Hümeyni İran'a şaşalı bir dönüş yaptı. Fettah da sıkıntı çıkarmaya başladı. Taraf olmayan bertaraf olur dedi. Yiğit. Ne oldu, yavaş biraz. Sen? Bende yok o işler. Senin baban iyi Fenerliydi. Cengiz amca da Beşiktaşlı mıydı? Yok. O kendi babasından miras. Büyük Galatasaraylı. Pardon. Akif. Altay abi. Abi, bizim çocuklardan birini götürdüler. Sakın bir şey yapma, geliyorum. Neredesin? Beğenmiş mi altı odasını? Ay huy, sus. Niye? Ne dedi? Sanırsın zorla nikah yapıp evlendirmeye çalışıyorlar. Yok onu istemem, bunu istemem. Ona gerek yok. Ev deyince tüyleri diken diken oluyor. Sıcak aile ortamı görmemiş ki adam. Ben Ela'yı özledim be. Evet. Ben de çok özledim. Canım kızım, burnumda tütüyor. Gelin hadi etme. Ela'yı getirelim.
Senin de yüzün gülsün. Hayatımız şenlensin. Tek başıma dışarı çıktığımda bile geriliyorsun Doğan. Çocuğu hapishaneye mi getireceğim? Öyle deme. Öyle ama. Nizam belası orada olduğu sürece de o iş olmaz. Merak etme. Yakında kurtuluyoruz Nizam şerefsizinden. Bir şey mi yapacaksın? Ben değil. Kendi ayağına sıktı. Bir daha toparlanmasına izin vermezler. Kim izin vermez? O kadarını biliyorsun. Üstündeki adamlar işte. Bu 5 numara dediğiniz adam mı? Sen kafanı bu numaralara takma. Ya hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi muamele yapma bana. Burada kızımın geleceğini konuşuyoruz. Sadece Ela'nın değil, ailemizin geleceğinden bahsediyoruz. O zaman kafana göre hareket edemezsin. Ben de varım bu ailede. Sen benim hayatıma ben izin verdiğim için karışabiliyorsun. Ama sen bir duvar örmüşsün, ben konuşamıyorum bile. Konuş sevgilim. Alingirli işlerine beni bulaştırmak istemiyorsun, anlıyorum. Bunu da beni korumak için yapıyorsun, onu da anlıyorum. Ama artık yeter. Ben kendimi korurum. Ne yapacaksın? 6 aydan ders alıp herkesi dövecek misin? Kırıcı oluyorsun. Ya kızım ben seni çok seviyorum. O zaman bir kez olsun bana kulak ver. Yeri geldiğinde Sefer'i bile dinliyorsun ama benim söz hakkım yok. Tamam. Dinliyorum. Konuş. Bu Mira denen kadın Nizam'ın üstündeki adam için çalışmıyor mu? Evet. 5 numaranın eskortu. Sefer benim için neyse, Kıyas Nizam için neyse o da 5 numaranın eli ayağı. Tamam işte. Nizam'la mücadele etmek sana zarar veriyor. Senin daha yukarıdan kendini garantiye alman lazım. 5 numarayla kontağı geçmemi söylüyorsun. Aynen onu söylüyorum. Her şeyin güçle çözülemeyeceğini, bazen politik davranmak gerektiğini öğrenecek kadar yaşamışsın sokaklarda. Nasıl olacak o iş? Bir haine karşı en iyi savunma ihanettir diye okumuştum bir yerde. Vay! Ya sulandırma, bir şey anlatıyorum. Bak nasıl bir sisteminiz var bilmiyorum ama elindeki kozu iyi kullanırsan eğer kimsenin sana söyleyecek hiçbir şey olmaz. Neymiş elimde koz? 6 ay. Nasıl yani? Mira'nın Altay'ın dövüşünü izlerkenki bakışlarını gördüm. Sen de görmüşsündür herhalde. Onu kullan. Mira'nın emrinde çalıştığı adam için bir dövüş gecesi düzenli hangarda. Düşünsene. Nizam aranızda yokken adam gelip Altay'ın şovunu izleyecek. E sen de bu sırada bir iki laf söylersin herhalde Nizam hakkında adama. Gelmez ki. Kendini bana deşifre etmez. Sen adamı değil kadını ikna et. Bu adamın bütün işlerini Mira ayarlamıyor mu? Onu ikna edersen gerisi kolay, inan bana. Bir erkek bir şey istediği zaman elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi çırpınır durur. Sen mesela. Ama bir kadın öyle dövünmez. Senin aklının bile alamayacağı bir çözüm bulur. Şovunu izlemem için mi çağırdın beni? Hayır. Senin şovunu izlemek için. Tuğ General Sezai Sirmen. Genelkurmay Lojistik Başkanı. Kim oğlum? Yeni hedefin. Ne için? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde araştırma geliştirme projelerinde tedariği yapan adam bu. Hava savunma sistemlerinde kullanılan malzemelerin alımı için düğmeye bastı. Biz yapma desek yapmaz mı? Bildiğin namuslu, vatansever, dümdüz sıradan bir Türk komutanı. Söz dinleyecek cinsten değil. Bir açığı olsaydı sen hallederdin zaten. Bana gelmezdi bu iş. Benim yapacağım iş değil.
sen devreye gireceksin. Dosyada bağlantı kuracağın kriptomuzun bilgileri mevcut. Paşa'nın sürekli yakınında biri. Bu sevdadan vazgeçirmeliyiz Sezai Sirmen'i. İskender gibi kılıçla mı çözeceğiz kordiyon düğümünü? Orası senin maharetine kalmış. Çok riskli iş. 2022 yılındayız Mira. Türkiye eski Türkiye değil. Koskoca generali öyle aklımıza estiği gibi ortadan kaldıramayız. Başımıza büyük iş alırız. Sen zaten mürtet meselesinde çuvallayıp başına büyük iş aldın Nizam. Bu son şansın. Belki kelleni kurtarırsın. Yapamazsan haber ver. Boyundan büyük laflar etme. Sen çıkıyorsun, ben giriyorum. İşler değişiyor Nizamettin. Aç gözünü. Neymiş bu kadar acil olan? Size bir teklifim var. Bize mi? Evet. Size Mira. Şimdi nereye kaçacaksın bakalım? Aslında siz nereye kaçacaksınız? Kollayın. Hayırdır birader? Burası çıkmaz sokak. Hadi yoluna. Laf anlamıyor musun? Türkçe konuşuyoruz burada. Ben laftan değil, dayaktan anlarım. Döversen dinlerim seni. Yok, dövemezsen de ben anlatırım sana. Ne diyor lan bu? Nerede lan çocuk? Nerede? Sen kime gittin de biliyor musun? Vicdansız zengini...
Alo. Bir çocuğun hayatı tehlikede. Vereceğim adrese acil ambulans ve polis gönderin. Sağ ol, ekibe geldin çabuk. Bu çocukları. Görüşmemiz lazım. Geliyorum. Bir şey içmek ister misin? Koy ne varsa. Buz. Bir süre buz görmek istemiyorum. Nereden giriyorsun? Sende bir acayiplik var bugün. Acayiplik bende değil, dünyada. Sen neyi kutluyorsun? Gel aşkım, gel. Altay'ın geleceğini söylememiştin. Yabancı değil. O da artık bu evden biri olacak. Nasıl? Ben bugün sana yakın dövüş için ders istiyorum dedim ya. Evet. Sen de bir önce Doğan Bey'e sorun dedin. İzin çıktı. Dersleri burada yapabilirsiniz. Bence bir mahsuru yok. Esra'nın pisliğin içine girmesini sen de istemezsin. Kararsızım. Burada rahat edeceğiniz bir yer ayarlarız. Ne ihtiyacın olursa Sefer'e söylersin, ayarlar. Konuşuruz. Bak, biraz zoru görsün, öğrensin. Onu okey. Ama fazla hırpalamak yok. Aynısını ona da söyledin mi? Tabii tabii. Eli ağırdır. Sevgilim, Altay bize lazım. Canını fazla yakma lütfen. Sen Mira ile görüştün mü? Görüştüm. Kabul etti. Altay'ı da o yüzden çağırdım. Söylemiştim ben sana. Bana kim hayır diyebilir ki? Abartma istersen. Hafta sonu senden dövüş istemiştim ya. Hepsi hazır. Hepsini iptal et. Ne yapıyoruz? Özel bir dövüş gecesi. Dışarıdan seyirci yok. Nizam'la Mira mı gelecek yine? Hayır. Mira'nın patronu. Herifi bulduk. Doğan Sakınmaz'ın adamıymış abi. Güzel. Sen kimin köpeğisin paşam? Cüneyt Ezmez'in abi. Ben adamı ne yaparım? Ezersin abi. O zaman. O herif çoğulunu. Parçalayın. Kopartın. Isırın. Tut tut tut. Tamamdır abi. Ne var?
Usta mı el işler? Sağ ol abi. Üç çeyrek atar mısın? Hemen. İçine alamam. 16 Temmuz 2016'dan beri arananlar listesinde olan darbeci hainlerden Hilmi Kopanlı, İstanbul kırsalında parçalanmış halde bulundu. Kamuoyunda mürted adıyla bilinen haini, polise yakalanmamak için kaçmaya çalışırken ormanda vahşi kurtların parçalamış olduğu açıklandı. Üstü kalsın. Mevzu nedir? Yine mi sen lan? Yediğin dayak az mı geldi? Senin kime bulaştığından haberin yok. Kimmiş bu seferki talihli? Deli Cüneyt. Şunu bir tutar mısın? Tut, tut. Söyle o şerefsiz patronuna. Altayar'ın dedi ki de. Söyle. Altayar'ın dedi ki. Heh. Bir daha bir sokak çocuğuna neşter vurursa onun keserim. Varsa tabii. Gitme dedik sana Taksim'e. Seviyoruz, ne yapalım? Efendi gibi dolaşıp keyif almaya gitsen ne âlâ. Git tabii. Ben bile özledim Beyoğlu'nu. Ama sen bela aramaya gidiyorsun. Bir tek kopuğa mı terk edelim güzelim şehri? Sen...
sana mı düştü koca İstanbul'u korumak çocuk? Dört bir köşesinde evliyası yatıyor bu şehrin. Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi, Beykoz'da Yuşa Hazretleri, Sarıyer'de Telli Baba, Beşiktaş'ta Yahya Efendi. Sen kim oluyorsun? O zaman söyle o hazretlere, sokak çocuklarını kaçırıp zenginlere peşkeş çekiyorlar. Densiz densiz konuşma. Canın mı acıdı? İlk defa yapıyoruz sanki. Bas, bas! Ellerin dert görmesin. Senin gibi hayta varken biter mi benim derdim? Al. Hakkını helal et. Sana dedim ki, bundan sonra attığın adıma dikkat et. Serseri kurşunun önüne atma kendini. Bir yola çıktık, beni yarı yolda bırakma. Söz verdik ya. Söz. İki parmak üstten soksalarmış çeliği, görürdüm ben o sözü. Çocuklara bunu yapan o şerefsizi bulmadan bana uyku yok. Sanki bulup hesap sorsa uyuyacak. Gelsin. Hayırlı akşamlar. Gel başım. Nizamettin Bey, adınızı çok duyduk ama tanışmak nasip olmamıştı. Sana verilen emeklerin karşılığını ödeme zamanın geldi. Senin 10 dakikan başlıyor. Çok şükür abi. Yıllardır bu anı bekliyorum. Zor geçmiştir 15 Temmuz'dan sonrası. 6 yıldır neler çektiğimi bir ben bilirim. Bu kadar kritik bir noktada deşifre olmadan saklanmayı nasıl becerdin? Evde karı koca bu durumu konuşurken bile korkar olduk. Gelen talimatların hepsini harfiyen riayet ettik. Ölü gibi sessiz kaldık. 15 Temmuz gecesi işler istediğimiz gibi gitmeyince deşifre olmamış herkesin pozisyonu koruması emredildi. Biz de elimize bayrağı aldık, sokağa çıktık, milletin arasına karıştık. Yeri geldi alt pozisyondan birkaç arkadaşımızı ihbar bile ettik. Allah affetsin. Bu 6 yılda milliyetçi muhafazakar da olduk. Atatürkçü de. Sağcı da olduk. Solcu da olduk. Elimiz kolumuz bağlı bekledik. İhtiyaç halinde sana ulaşılacağını bilerek bekledim. Elbette. İstanbul'un bu yakasındaki bütün ankesörlü telefonların, kontörlü sabit hatların yerini bilirim. Çağrıyı bekliyordum. Gözün aydın. Sağ olun. Peki. Sezai Sirmen Paşa hakkında ne bilirsin? 3 yıldır emir astsubayıyım. Atatürk milliyetçisidir ama çok ön plana çıkmaz.
silahlı kuvvetlerde dikkat çeken tehlikeli bir pozisyonda değil. Ergenekon balyoz operasyonunda adı da geçmedi. Öyle kendi halinde bir askerdir. Pek de öyle kendi halinde görünmüyor. Ordunun bütün araştırma geliştirme projelerinde kilit adam. Sever öyle işleri. Bu makama ulaşmak için epey çaba harcadı. Boşa değil. Gizli bir projeye de malzeme temin ediyor. Bütün alımlar benim elimden geçer. Öyle dikkatimi çeken özel bir şey görmedim hiç. Her alımın hangi projeye gideceği bellidir. Titanyum kablolar hangi proje için? Titanyum kablolar mı? Benim ondan haberim yok. Artık var. Bu işi halletmemiz gerekiyor. Şimdi beni iyi dinle. Yarın akşam kaçta Türkiye'nin maçı? Ben bilmiyorum komutanım ama öğrenirim. İnsan milli maçı bilmez mi yahu? İzlemiyor musun? Futbol işiyle pek alakam yoktur komutanım. Benim de yok ama. Milli maç bu kardeşim. En azından onu izlersin. Kazanınca da ay yıldızı evinin camına asarsın. Emredersiniz. Milli maç seyredip evin camına bayrak asmak emirle mi olur? Üst çavuş. İçinden gelecek. Emredersiniz. Muhtelif patlayıcı ve mayın listesi. Ne bu? Patlayıcı imhasında kullanılmak üzere geliştirilen insansız hava araçlarının test çalışmaları için. Biz bunu geçen sene sonunda halletmedik mi? Temin edemediğimiz numuneler vardı komutanım. Bunlar eksik kalanlar. Tamam, hatırladım. Maçı seyret, maçı. Emredersiniz. Sağ. Güzel, tekme. Bravo, vur aşkım. Sağ, sol. Kaç. Koru kendini, koru. Çeneni koru. Kaç. Hop, evet. Güzel, çok güzel. Sağ. Bak, kumru atarken bu buraya gelecek, tamam? Bak, böyle. Bu. Bir daha. Sağ. Güzel. Sol, sağ. Sağ kroşe. Gelsin gelsin. Vur vur alttan alttan böbreklere çalış. Böbreklere vur. Vur böbreklere. Hayır böbreklere vur. Bravo. Güzel. Vur. Sağ sol. Lütfen devam edin. Devam devam devam. Hadi. Sol sağ. Çeneyi korumayı unutma. Sağ sol sağ. Güzel, tekme. Niye bu kadından vazgeçemediğini anladım. Sert seviyorsun sen. Yok. Ben sadece Esra'yı seviyorum. Kaç. Bunu hep yapıyor musunuz? Hayır, bu ilk ders. Bugün başladık. Vur! Kaç. Beş numara. Cumartesi değil, pazar müsait. Pazar geliyoruz. Ona göre yap hazırlığını. Hallederim. Sağ sol sağ. Vur aşkım vur, bravo. Gel. O gece Daltay'ın karşısında Esra olmayacak değil mi? Ben karımı böyle oyunlara alet etmem. Sol sağ. Bunun da seksi bir tarafı yok değil. İyi misin aşkım? İyiyim. Gözünü rakibinden ayırma, dayak yersin. Tamam, iyiyim. Hadi devam. Bugünlük bu kadar yeter. O gece Altay'ın karşısında kim olacak? Ben. Sen mi? İnanamadın mı? O zaman bir ön gösteri yapalım. Hadi Kurdoğlu, ha?
Çocuk gibiler değil mi? Doğan kesin öyle. İlk tanıştığımız gün bana yürümüştü. Ben de dedim ki senin bir kadına değil anneye ihtiyacın var. Sonra seni gördü. Aşık oldu. Kızın nerede? Babasının yanında. Evde iki çocuk fazla geldi tabii. Bravo. Ama bu adam diğerleri gibi şefkat isteyen bir çocuk değil. Tam bir vahşi. Vahşi kurt. Zor olsa gerek senin için de iki adamın arasında kalmak. Doğan'ın seni ne kadar kıskandığını gördüm. Benden çok bahsettik. Sen kime annelik yapıyorsun? İnan hiç bilmek istemezsin. Bir şeyim. Yok, bir şey yok. Altay, bu ne? Ateşle dağlanmış burası. Başımızın çaresine baktık doktor. Sağlık sigortam yok benim. Şimdi devir değişti. Hangi hastaneye acile gitsiniz, bakarlar size. Yapamayacaksan bırak doktor. Ya doktorla da mı kavga ediyorsun? Rahat bırak da adam işini yapsın. Sen ona bakma, işini yap. Böyle önemli bir maçtan önce olacak iş mi bu? Belanın nereden geleceği belli olmuyor. Ne oldu? Yoldan geçerken ne bakıyorsun dediler, sen de kafa göz daldın mı? Ne bakıyorsun? Oğlum, sokak serserilerine dalaşmak senin işin. Sokak çocukları benim işim. Geçmiş olsun. Sokak çocukları. Ne olmuş sokak çocuklarına? Dün geldiğimde sende bir acayiplik var demiştin ya. Oradan gelmiştim. Anlat. Bir gariban sokak çocuğunu kaçırmışlar. Haberim oldu. Bir gittim, çocuk küvette yatıyor buzun içinde. Böbreğini almışlar. Ben de dalaklarını ellerine verdim. Ellerin dert görmesin. Gece bir yerde daha çıktılar karşıma. Bir daha dövdüm. O arada işte bir ufak köpek ısırdı. Kimmiş bu itler? Deli Cüneyt'miş sahiplerinin namı. Deli görmemişler tabii. Cüneyt. Sefer! Ne laf anlamaz adamsın oğlum. Maçın var diyorum sana. Bulaşma, uzak dur. Antrenman olur işte. Sübhanallah. Burada ilk çok olur. Bir tarafından daha ısırılırsa... Ne oluyor lan? Maç sakata gelmesin. Siz ne yaptınız oğlum siz? Lan ne oluyor lan? İyiymiş. Gelirse gelsin. Artık sen nereye, ben oraya. Peki. Eyvallah.
Cüneyt! Ne oluyor lan orada? Benim paşam. Tanımadın mı sesimden? Abi kusura bakma, sen bilin. Kalkın lan gerizekalı. Kalkın! Tanımadınız mı lan abinizi? Kusura bakma abi, arkadaşlar tanıyamadım. Haydi abi, bir hatamız mı oldu? Böyle gürültülü geldi. Sen bu abini tanıyor musun? Yok abi, tanışmadık. Ne diye tanımadığın adamlara artistlik yapıyorsun? Meseleyi bilmiyorum ama yanlış yapmışız abi. Yanlış yaptı. Eğer buraya bu abin bensiz gelseydi, benim bu makinelere yaptığımı teker teker hepinize yapardı. Anladın? Doğrudur abi, doğrudur. Şimdi özür dile abinden. Ne hata ettiysek kusura bakma abi. Benden de özür dile. Özür dilerim abi. Lan ben sana sokaktaki gariban çocuklara dokunmayacaksın demedim. Hı? Dedin abi. Niye dokundun lan o zaman? Mecbur kaldım abi. Yukarıdan emir verdiler. Lan yukarını şimdi. O yukarıdakine de söyle. Gariban çocuklara elini kaldıranın kılar. Tamam abi. Öyle mi dedi? Evet Gıyasettin abi, öyle dedi. Yanında biri var demiştin. O kim? Onu tanımıyorum. İlk defa gördüm. Ama sağlam birine benziyor. Parmağını o mu üfüye attı? Parmağımı Doğan kırdı. O sana bahsettiğim adam bizim elemanın kolunu kırdı. Biz sana deli Cüneyt dedik. Delik çıktın oğlum sen. Ne bakıyorsunuz lan? Girin içeri! Belli doğru rahat durmayacak. Ne emredersiniz? Her adımda dikkatli olun. Her adımda. Bizi faka bastırmaya çalışıyor. Ama az kaldı. Göstereceğim ona. Yeni bir iş peşinde. Hangara ağır bir misafiri gelecek. Sen şimdi bu Doğan denen adama aşık mı oluyorsun? Oldum bile. Esra, sen ne dediğinin farkında mısın? Sen benim ne yaşadığımın farkında mısın? Kendine gel. Kendimdeyim, sen anlamıyorsun. Adam beni deliler gibi seviyor diyorum. Bu aşk sana hata yaptırır. Canına mal olur Esra. Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur. Bunu asla unutma.
İyi bir adam değilim. Çok günahım var. Çok kötülük yaptım. Beni cehenneme bile almazlar. Ama çocuklar söz konusu olunca öyle gariban sokak çocukları. İçimden başka bir şey çıkıyor. Gördüm. Ne yapayım kardeşim? Biz de o yollardan geçtik. Baş açık ayazlığa yatmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur. Bunu asla unutma. Belki de doğandan sonra Nizam'ın koynuna girersin ha. Akif. Abim. Yavaş lan, devireceğim. Abim devirmem, tutarım ben seni ya. Ne işin var oğlum bu saatte burada? Fındık faresi. Ya abim, seni takip edip bulmuşlar. Hani beni de takip ettilerse bizim çocukların başına belaya sokmak istemedim. Aferin. Bir de seni merak ettim. Bir yerinde bir delik deşik bir şey var mı? Var. Ne yapacaksın? Ya abim, bana çocuklar doktor Akif der. Hani eline eriş gelir. Bir bakayım ya. Çaresiz derdimin sebebi belli. Ha? Derman yaramda. Arama doktor. Aşk yarasıdır bu.
İlaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Dermanı yardadır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Kim bu delikanlı? Doktor Akif. Ne haber doktor? Doğan abim buranın sahibi. Tanıştığımıza memnun oldum. Nereden çıktın sen? Herkesin çıktığı yerden. Hazır mısın? Geldin mi misafirin? Bu gece buranın sahibi onlar. Biz misafiriz. Sar. Hoş geldin. Geldin mi misafirimiz? Çok şekersin. Evet, geleceğim dediyse gelir. Geç. Vakit geldi. Tamam. Akif. Ne olursa olsun çıkmak yok. Ya sen ilk defa göreceğiz dayak yediğini. Döverim lan seni. Çıkmayacaksın dedim bitti. Ne olursa olsun ne duyarsan duy burada kalacaksın. Anlaşıldı komutanım. Nerede seninki? Her yerde. Hepsini aldın. Aferin! 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 Afer
Yerini tespit edebildiniz mi? Sinyali yakaladım. Bağlantı bizi Atina'ya götürüyor. Sakın kaybetme. Tam yerini istiyorum. Benim yakaladığım sinyal Madagaskar'a gidiyor. Benimki ciddi. Kim? Şimdiki abi de oldu. Adam oturmuş İstanbul'da bizimle dalga geçiyor. Takım gol, gol, gol. Öyle değil dede. Bugün milli maç var oğlum. Bugünü gör olsun. Annem diyor ki bize gelsin maç seyretmeye. Gelsene dede. Tamam lan kerata. Akşam geliyorum. Oley. Dur şimdi kapatıyorum. Akşam görüşürüz. Gel. Getir oğlum. Buyurun komutanım. Asubay Yüz Çavuş, Akın Berkal. Akın, arabayı hazırlat. Depoya gideceğiz. Emredersiniz komutanım. Sezai Paşa'm depoya hareket ediyor. Havalandırma servisi işini bitirsin. Bir saat sürmez oraya varışımız. Deponun havalandırmasında bir sorun oldu dün gece komutanım. Onu hallediyorlar. Başka bir şirket değil miydi bizde servis falan? Birkaç gün sonraya attılar randevuyu. Ben de gecikmesin diye bunlarla irtibat kurdum. İyi yapmışsın. Havalandırma işi miyim? Zehirlenme olayından sonra kesin emriniz vardı. Sürekli kontrol edilsin diye. Öyle yapıyoruz komutanım. Bunları kontrol ettin mi? Bazı kritik noktalarda silahlı kuvvetlerine hizmet vermiş referansı olan bir firma. İyi. Bitti mi sayım işi? Bitti galiba komutanım. Siz isterseniz içeri buyurun. Burada beklemeyin. Ben de şu servisi gönderip geliyorum. Halletmişler galiba. Fazla olursa be! Tokat! Emret komutanım! Rahat! Bu ne oğlum? Dağmışsın. Çöpleri topladım komutanım. Hem ben kendime nizam vereceğim komutanım. Aferin. Türk askerine böyle görünmek yakışmaz. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Kolay gelsin asker. Sağ ol. Rahat. Listeleri al gel bakalım.
Deponun havalandırma sorunu çözüldü. Servis ayrıldı. Komutan da sayım kontrolü için depoya girişi yaptı. Tamamdır. Yerli karadağ yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışan da kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.